TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba, TKP'nin sesine hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Türkiye Komünist Partisi'nin Çiğli Belediye Başkan Adayı Emel Diril. Hoş geldin Emel. Hoş buldum Deniz. Hemen başlayalım. Öncelikle dinleyicilerimize kendini tanıtmanı istiyoruz. Tabii, bütün dinleyenlere merhaba diyorum öncelikle. Emel ben. Çiğli Evka 2'de yaşıyorum, İzmir'de yaşıyorum. İzmir'e gelişim 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmakla oldu. Üniversite okumak için geldim. 10 yılı aşkındır avukatlık yapıyorum. Kısaca böyle söyleyebilirim. Çiğli'den adaysın. Çiğli İzmir için şöyle bir önemi var. Bu kentin önemli bir emekçi muhiti. Hem hali hazırda işçilerin, emekçilerin yaşadığı bir bölge hem de ki işçi sınıfı mücadelesinde de yer etmiş bir yer Çiğli. Evet. Pek çok işçi mücadelesi burada, işçi direnişi burada söz konusu oluyor. TKP'nin Çiğli'nin bu karakteriyle ilişkisini anlatmanı isteyeceğim. Ve aynı zamanda hani kendin de böyle bir yerde aday olarak nasıl bir ilişki kuruyorsun, ne vaat ediyorsun, bunu da biraz anlatmanı isteyeceğim. Yani senin de dediğin gibi Çiğli tarihi itibariyle, kendi yerel tarihi itibariyle önemli bir kent. Geçmişte direnişlerin örgütlendiği bir kent Çiğli. İşte Tariş direnişi gibi büyük direnişlere ev sahipliği yapmış bir kent. Tabii bunun yanı sıra bugün itibariyle de kapitalizmin daha fazla hissedildiği bir kent Çiğli. Her ne kadar şu an bir yerel seçim gündemiyle bu sohbeti, söyleşiyi yapıyorsak da aslında TKP Çiğli'de zaten var. Bizim Çiğli'de iki tane semt evimiz var. Bunlardan bir tanesi TKP'nin ilk semt evi, hatta Evka 2'deki semt evimiz. Bir tane işçi evimiz var. Bunu niye söylüyorum? Çünkü semt evleri bizim için çok önemli. Aydınlanmanın, dayanışmanın kaleleri diyoruz buralara. Ve TKP Çiğli'de semt evlerinde çocuk atölyeleri, etütler, kadın dayanışma toplantıları, halk toplantıları yapıyor. Yine işçi evimizde emekçilerle buluşuyoruz. Onların sorunlarını birlikte çözmeye çalışıyoruz. Bunun dışında yakın zamanda Çiğli'de Simo direnişi gibi, çelik nakış direnişi gibi emekçilerle, işçilerle Çiğli'de bir dizi direniş örgütledik ve bunları kazandık. Ve bunların hepsini TKP'nin işçi evinde örgütledik aslında. Bu bağlamda Türkiye Komünist Partisi Çiğli'de sosyalizm için zaten mücadele ediyor ve bugün yerel seçim öncesinde de Çiğli'nin bu yapısına daha önceden temas etmiş, zaten içinde olan bir parti olarak varız diyebilirim. Şimdi geçtiğimiz pazar günü bir toplantıyla, bir kapalı salon toplantısıyla adaylığın açıklandı. Evet. Fotoğraf ve videolardan anladığımız kadarıyla coşkulu ve kalabalık bir toplama seslendin. Kendini anlattın. Tepkileri sormak durumundayım. Nasıldı tepkiler? Nasıl bir insan profiliyle karşı karşıya geldin? Ve ulaşmak istediğin insanlar var mıydı salonda? Buna cevap verirsen sevinirim. Evet, pazar günü kalabalık, coşkulu bir aday tanıtım toplantısı yaptık ve komünist belediyecilik anlayışıyla heyecanlı bir yola çıktık gerçekten. Mahallelerden, yöre derneklerinden, işte mahalle muhtarlarına kadar geniş bir katılım vardı. Kadınlar, emekçiler, gençler vardı. Çok güzel gelişler vardı. Mesela vardiya çıkışından gelen işçiler vardı. Güzeltepe'den konvoy ile gelen emekçi arkadaşlarımız, dostlarımız vardı. Toplantımız bu anlamda gerçekten güzel geçti. Bundan sonra daha iyisini de yapacağız Çiğli'de. Çünkü Çiğli'de siyaseten bir boşluk var. Geçmiş aday profillerine baktığımızda ya da aday adayları profillerine de baktığımızda hemen hepsinin patron olduğunu görüyoruz. Biz burada Türkiye Komünist Partisi olarak o boşluğu biliyoruz, gördük ve bir şey geliştirmeye çalışıyoruz aslında. Tam burada hani şunu sormak istiyorum. Siyaseten bir boşluk var Çiğli'de dedin ama evet. Aynı Çiğli'de genel olarak bir aday enflasyonu da var evet. Bu seçimlerde. Doğru. Bütün partilerde, yani hem son 25 yıldır herhalde Çiğli'yi yöneten parti özelinde değil, genel olarak bütün partilerde evet. Aday adaylığı olağanüstü, olağan dışı bir aday adayı fazlalığı var. Bu kadar çok aday adayı olmasının sebebi ne? Seni bu durumda diğer adaylardan ayıran ne? Bunu konuşabiliriz. Ya Çiğli bir işçi kenti, işçi havzası, çok büyük bir organize sanayisi var Çiğli'nin. O yüzden Çiğli sadece İzmir için değil,
Türkiye için önemli bir kent. Bunu niye söylüyorum? Patronlar, müteahhitler için bulunmaz bir nimet aslında Çiğli. Çünkü insanlık dışı çalışma koşulları, emek sömürüsü, hak gaspları, yani böyle olduğu için de belediyeyi rant kapısı olarak görenlerde de bir artış oluyor. Biz belediyeyi şirket olarak görmüyoruz. Enflasyon, yani işte o aday adayı enflasyon dediğimiz şeyin de rant kapmanın peşinde olanların aslında enflasyon olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Çiğli halkı da bunu biliyor. Bizim için belediye yönetimi kamucu, halkçı, dürüst, şeffaf olmalı. Biz komünist belediyecilik anlayışıyla yola çıkıyoruz. Belediye yönetmek için sanki müteahhit olma koşulu var gibi şu an bu aday adayı enflasyona da baktığımızda ya da önceki adaylıklara da baktığımızda. Biz başka bir şey söylüyoruz. Biz üreten biziz, çalışan biziz, emek harcayan biziz. Ve siyaset bizim için insanların örgütlü mücadelesi demek. Yani esas yönetimin bu olduğunu düşünüyoruz. Diğer karşımızda olanlar, siyaseti parası olanların daha çok para kazandığı ya da halkın parasıyla kendi cebini doldurduğu bir iş olarak görüyor. Biz siyasetin sömürüye, ranta, alana karşı halkın örgütlü mücadelesi olduğunu söylüyoruz. Yani siyasetin kendisinin bu olduğunu söylüyoruz. O yüzden hani aramızda bir fark var mı? Bence bir fark yok. Şundan, biz birbirimizin karşıtıyız. Yani fark demek biraz az olur olanı anlatmak için. Bunu söyleyebilirim. Aslında yani ahlaki, siyasi ve belki de programatik çerçevede bir ayrışmadan bahsettin ama bir taraftan da Çiğli'nin sorunları da var. Evet. Bu sorunlara yaklaşımınızı belki Çiğli halkı bilmek isteyecektir. Yani yerel yönetim çözümlerinizi anlatmanı isteyeceğim. Türkiye Komünist Partisi Çiğli'de emekçi halka neyi vaat ediyor? Yani işçi kenti, emekçi kenti dedik. Buna bağlı olarak aslında yapılacak çok fazla şey var. Bunlardan bir tanesi, bir işçi evimiz olduğunu söylemiştim. Bu işçi evimizin kapısı her gün en az bir tane işçinin feryadıyla çalınıyor. Çünkü gerçekten kıdem tazminatı ödenmeyenler, fazla mesaileri ödenmeyenler, emek sömürüsüne maruz kalanlar, iş kazası geçirenler, gerçekten Çiğli bu anlamda yoğun hak gasplarının yaşandığı bir yer. Biz şunu söylüyoruz Türkiye Komünist Partisi olarak. Çiğli Belediyesi'ni aldığımızda bu işçi kentinde işçinin haklarını koruyacağız. Ve bu çerçevede İçinde avukatların, stajyer avukatların, iş güvenliği uzmanlarının olduğu bir işçi hakları merkezi kuracağız belediye bünyesinde. Ve Çiğli'de tek bir işçi, emekçi kendini yalnız hissetmeyecek, yaşadığı sorunlara dair gönül rahatlığıyla başvurabileceği bir merkez olacak burası. Yine Çiğli'nin emekçi kenti olmasından kaynaklı bir kadın emeği meselesi var. Kadın emeği toplumsal yaşamda oldukça ön planda Çiğli'de. Tabii bunu da birkaç başlıkta ele almak gerekebilir ama şunu söyleyebiliriz. Emekçi, çocuklu bir kadının, çalışan bir kadının bir günü gerçekten çok zor geçiyor. Çiğli'de şu an hali hazırda 36 tane kreş bulunuyor ve bunlardan 33 tanesi özel kreş. Ve bu özel kreşlerin aylık ücreti 10.000 ila 12.000 TL arasında değişiyor. Yani biz bu tabloda şunu görüyoruz. Emekçi kadınların çocukları, yoksulların çocukları bu kreş imkanlarından faydalanamıyor. Türkiye Komünist Partisi Çiğli Belediyesi'ni aldığında 26 mahallesi var Çiğli'nin. Her mahallede en az bir tane belediye kreşi açacak. Ve bu belediye kreşlerinde ataması yapılmayan anaokulu öğretmenleri Çiğli Belediyesi bünyesinde göreve başlayacak. Yani kadına dair, kadın emeğine dair ve ona bağlı olarak da çocuklara dair yapılacak gerçekten çok fazla şey var Çiğli'de. Yapacağımız bir diğer iş olarak şunu söyleyebiliriz. Gençlik merkezleri açmamız gerekiyor. Çünkü Çiğli'de şu an spor kulüpleri para aklama merkezlerine dönüşmüş durumda. Bunun dışında mahallelerde çok büyük bir uyuşturucu sorunu var. Bu çürümüş düzeni değiştirmemiz, gençlerimizi oradan kurtarmamız, onları kültür sanatla buluşturmamız, üretimin bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Bu anlamıyla da gençlik merkezlerinin önemli olacağını düşünüyoruz. Bunun dışında tabii ki sadece Çiğli'ye özel değil Deniz. Hani hem Çiğli'de hem Türkiye'de ortak tabii ki bir sürü sorun var. Bunlardan birisi deprem. Biz de deprem kuşağında olan bir ülke olarak, aynı zamanda İzmir'de yine deprem bölgesi olduğu için bu sorunla karşı karşıyayız. Yakın zamanda bir İzmir depremi yaşadık ve yerel yönetimlerin bunlarla ilgili hiçbir hazırlığı olmadığını hep birlikte yaşadık. Sonrasında da yıkımın sonuçlarının ne kadar ağır olduğunu gördük. Türkiye Komünist Partisi
Çiğli Belediyesi'ni kazandığında özellikle Balaççık gibi, Ataşehir gibi riskli bölgeler var Çiğli'de. Buralarda deprem dayanıklılık testlerini yapacak ve bunu zorunlu kılacak. Bu da oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında şöyle bir irademiz de var tabii. Yani tekstil sektörünün, kadın emeğinin çok yoğun olduğu bir kent olduğu için patronsuz bir tekstil kooperatifi iradesi ortaya koyuyoruz. Bunun planlarını yapmaya çalışıyoruz. Gerçekliliğini test edebileceğimiz bir çalışma içerisindeyiz. Taşeron işçilik diye bir sorun var Çiğli'nin, Çiğli Belediyesi'nin. Taşeron işçilik kalkacak, yani kadrolu çalışma olacak ve bunlar gerçekten bir kısmı zaten çok büyük bütçe istemeyen şeyler. Halkın kaynaklarını halka harcamayanların yapmadığı şeyler elbette. Bizim kaynaklarla birlikte, komünist belediyecilik anlayışıyla birlikte üretimi desteklediğimiz, üretimden kendimize kaynak yarattığımız bir belediyecilik anlayışıyla çok hızlı, çok çabuk değiştirebileceğimiz işler olacak. Çiğli içerisinde ücretsiz bir ulaşım hattı kuracağız. Bunu yapacağız ve bunları gerçekten sadece biz yapabiliriz. Bunu biliyoruz. Aslında anlatacak çok şey var. Çok fazla başlık var. Ama temel olarak Türkiye Komünist Partisi Çiğli Belediyesi'ne geldiğinde gerçekten çok fazla şey değişecek. Bunu söylemek gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Dinlemek, dinlerken anlattıklarının hayalini kurmak bile insanın içini ferahlatıyor. Başarılar diliyoruz sana. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. TKP'nin sesi devam ediyor. Kadınların sesi birleşiyor. Kadın dayanışma komiteleri emekçi mahallelerinde kadınları bir araya getiriyor, adaletsizliğe karşı mücadeleyi örgütlüyor. Sen de bu mücadelenin bir parçası olmak için bize ulaş. Kadın dayanışma komitelerine 0549 101 26 çift 0 nolu WhatsApp hattı üzerinden hemen ulaşabilirsiniz. TKP'den haberler. Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi son toplantısından notları kamuoyuyla paylaştı. Partinin aldığı adaylık ve temsilcilik başvurularında yaşanan artış nedeniyle yerel seçim hedeflerine dönük değerlendirme sürecinin kısa bir süre daha uzatılacağı bilgisi paylaşıldı. TKP'nin kurucu liderleri Mustafa Supi ve yoldaşlarının katledilişinin 103. yıl dönümünde anılarının komünizm mücadelesine yeni gönüllüler kazandırılarak onurlandırılmasına karar verildiği kaydedildi. 6 Şubat depreminin ilk yıl dönümünde büyük yıkımın sorumlularının unutturulmaması ve kayıplarımızın anılması için 6 Şubat'ta Defne'de bir yürüyüş ve buluşma çağrısı yapan TKP Hatay İl Örgütü'nün çağrısına TKP merkezi kurullarının da yanıt vereceği ve TKP Parti Meclisi toplantısının bu kapsamda 6 Şubat'ta Defne'de yapılacağı ilan edildi. İsveç'in NATO üyeliği için gerekli onay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıktı. TKP oy çokluğuyla verilen bu karara "Meclisin ipleri NATO'nun elinde" başlıklı bir açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamadan bir kesiti sizlerle paylaşıyor. Tamamı için TKP internet sayfasını ve sosyal medya hesaplarını ziyaret etmenizi öneriyoruz. Finlandiya'nın ardından İsveç'in üyeliğine de onay veren iktidar, Türkiye'nin NATO üyeliğinin bir kez daha tescillenmesini sağlamış olmakla kalmıyor, emperyalist siyasetin parçası olarak bu savaş örgütünün suç ortaklığına soyunuyor. Acil olarak yapılması gereken NATO'dan kurtulmaktır. Bunun ilk adımı ülkemizin ve diğer üye ülkelerin NATO'dan ayrılmalarıdır. Türkiye Komünist Partisi bu konudaki iddiasının arkasında durmaya devam edecektir. Zira NATO insanlığa yalnızca savaş, kan ve acı getirecektir. Bugün bu utanç verici karara imza atan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde haykırdığımız gibi söz veriyoruz. NATO'yu ülkemizden def edeceğiz. TKP'nin sesini dinlediniz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.